Şu an tek konsantrasyonumuz bu seneki ligde kalma olayımız. Kentin Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki tek takımı Edirne Belediyesi Edirnespor'un baş antrenörü Ender Ündü. Son 3 maçlarını kazanarak ligde kalma yolunda avantaj yakaladıklarını dile getirdi. Üçlü bir serimiz var demiştik. Beşiktaş, Ordu ve Yakın Doğu. Bunlar da 3-3 yaptığımız zaman tehlikeli bölgenin bir üstüne çıkacağız ve çok büyük avantaj kazanacağız demiştik ki öyle de yaptık. Bizden bütçe olarak da çok büyük olan şampiyonluk ve playoff hedefi olan iki takım özellikle kendi evimizde çok net skorlarla yenerek hiçbir zaman onlara izin vermeyerek hep kontrol altında tutarak çok iyi savunma yaparak üçünü de yendik. Ordu'nu bunların dışında tutuyorum tabii. Onlar sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Bu 3-3 yapmamızdaki en büyük sebep oyuncularımızın çok özverili ve istekli olmaları, takım ruhunu ortaya koymaları. O açıdan da oyuncuların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu başarı onlarındır. Baş antrenör Ünlü gazetecilere yaptığı açıklamada son 3 maçı kazanarak tehlikeli bölgeden kurtulduk. Bizden bütçe ve kadro olarak çok önde olan takımları yendik. Evimizde oynadığımız Beşiktaş ve Yakın Doğu Üniversitesi maçları çok çekişmeli geçti. Ancak oyuncularımızın büyük gayreti ve taraftarımızın desteğiyle bu maçları net skorlarıyla kazandık. Cumartesi günü de Adana deplasmanında ASKİ ile karşılaşacağız. Onlar da iyi bir kadroya sahipler. Bu maçtan istediğimiz skoru alıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz diye konuştu. Çok büyük bir avantaj elde ettik. Yakın Doğu'nun ve ASKİ'nin üzerindeyiz. Ancak onların bu son kalan 3 maçın 3'ünü de kazanması bizim de bu kalan son 3 maçın 3'ünü de kaybetmemiz dahilinde küme düşme durumumuz var. Ama ligimizde gördüğünüz gibi dengeler çok yakın birbirine. Herkes herkesi yenebiliyor. Biz ev içeride özellikle çok iyi maçlar oynuyoruz seyircimizin desteğiyle. Bu 3 maçımızın bir tanesi de içeride bizim. Bu 3 maçın en az bir tanesini kazanacağımızı düşünüyorum. Normalde ikisini kazanacağımı düşünüyorum ama en az bir tanesini kazanıp matematiksel olarak da düşmemeyi garantileyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü ben buraya gelirken başkanımızla öncelikle şu önümüzdeki maçları bir halledelim. Ligde kalmaya garantileyelim. Ondan sonra kaldığımız takdirde önümüzdeki yılın planlamasını yaparız diye konuşmuştuk. Şu an tek konsantrasyonumuz bu seneki ligde kalma olayımız. Kaldığımız zaman zaten sonrasında oturup yönetimimizle, başkanımızla, belediye başkanımızla bu planlamaların hepsini yapacağız inşallah. Benimle olur, bensiz olur. Bunların hepsi konuşulacak. Sözleşmesi olan bir oyuncumuz yok. Hepsiyle birer yıllık anlaşmalarımız var. Ama memnun olduklarımızda tabii planlama yapılırken eğer biz de burada kalırsak tekrar oturup masaya konuşacağız onlara devam etmeleri alakalı. Yoksa yeni oyuncular, yeni oluşumlar duruma göre bakacağız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların sayesinde bizim oyuncularımız bu direnci gösteriyorlar. Çok iyi seyircimiz oluyor ama son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı da bir insanlarda tedirginlik var. Buradan da hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum. Böyle olaylar yaşamamamızı temenni ediyorum. Edirnelilerin hepsini bu senenin son maçında bizi desteklemeleri için çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba, bu çarşamba değil, ondan sonraki hafta çarşamba Hatay maçı için salona bekliyoruz. Akşam 6'da oynayacağız maçımızı mesai saati sonrası. Onlar olduğu sürece biz de varız. 14 takımlı ligde Edirne Belediyesi Edirnespor 8 galibiyet ve 15 yenilgi sonrası 31 puanla 10. sırada yer alıyor.